BCO merkezi çembere teğet ve 40 derecede verilerek x'in kaç derece olduğu sorulmuş. Hocam AO çap ise ben şu O merkezine devam ettirdiğimde şu 40 derece için karşı taraf 80 derecedir diyebiliriz. Ve şu alt tarafın tamamı 180 olacağından şuraya da 100 derecelik yay kalır diyebiliriz. Ve x de çemberin üzerinden gördüğü için yüzü direkt burası 50 derecedir diyebiliriz. O merkezi çemberde 50 ve 80 dereceler verilmiş. D doğrusu çemberi A noktasında teğettir demiş. Ve alfanın kaç derece olduğunu sormuş. Şimdi hocam C noktası üzerindeki şu 50 karşı tarafı 100 dereceyle görür diyebilirim. Ve devamında şu 80 derece için karşı tarafa 160 dereceyle bakar diyebilirim. Ve şu alt tarafın tamamı 180 olacağı için 160'ını da buraya verdiğimde şuradaki küçük parçanın da 20 derece olduğunu söyleyebilirim. Şimdi hocam sadece DE yayına ve CA yayına bakarak Alfanın gördüğü bu yaylar için 100 ve 20'nin farkını alarak alfa dışarıda olduğu için farkını alarak 2'ye böldüğümde ben direkt alfayı bulabilirim diyebilirim. 100 eksi 20 ile 80 bölü 2'den alfa 40 derece gelir. AE çemberi teğet 40 derece 30 derece verilmiş. AD ve CD ışınları da eşit iken, x kaç derecedir diye sormuş. Şimdi hocam şu 40 derece karşı tarafa 80 derece ile görür. Ve şu ışınların eşitliği dolayısıyla buranın da 80 derece olduğunu söyleyebilirim. Ve devamında şuradaki 30 için karşı tarafa 60 dereceyle bakar. Ve şimdi çemberin tamamı 360'tı. Şuraya 160'ını verirsem 200 kalır. 200'ün de 60'ını buraya verdiğimde şurası da 140'tır diyebilirim. Şimdi x'in konumuna ve 140 dereceye bakarsak x'in de direkt 70 derece olması gerektiğini söyleyebilirim. Çemberin üzerinde olduğu için. AE çembere teğet 155 derece verilmiş. Işınların ile beraber x kaç derecedir diye sorulmuş. Şimdi hocam şuradaki 155'e bakarak bunun gördüğü şu yayı çizsem 155'in iki katı olan 310 dereceyi görür diyebilirim. Ve devamında çemberin tamamı 360 dereceydi. 310'u da buraya verirsem şuraya da 50 derecelik yay kalır diyebilirim. Hatta bunu da kırmızıyla çizelim. Ve şuradaki ışınların eşitliğiyle de şu sol tarafta direkt 50 derece kalır diyebilirim. Şimdi şu 310'un 50'sini aldığım için şurası 260 derece olsun ve bunu görebilmek kolay olsun diye şöyle de çizelim hocam. Bir formülümüz vardı. X'in baktığı açı için geçerli bu. Uzaktaki açıdan yakındaki yayı, uzaktaki yaydan yakındaki yayı X dışarıda olduğu için çıkarttığımızda yani 260 ile 50'yi alıp farkını aldığımızda X dışarıda olduğu için bunu 2'ye bölersek X'e ulaşıyoruz demiştik. 260'dan 50 çıkarsa bu 210'a tekabül eder ve yarısı da 105'tir. Dolayısıyla cevabımız B gelir. BC çemberine teğet diklik verilmiş. 15 derece ve BH ile CH'ı da eşit vererek X'in kaç derece olduğunu sormuş. Şimdi hocam A açısından aşağı bir dikme indiyse ve alt tarafı iki eşit parçaya bölebildiyse ben bunu direkt ikizkenar üçgen olduğunu söyleyebilirim. Yani şuralara noktalar koyup buralara alfa ve alfa açısı dersek. İkiz kenar olduğundan dolayı sol taraftaki x'in tamamı yine aynı mantıkla şuraya yansır ve burası da x olur diyebilirim. Ve hocam alfanın gördüğü şu karşı açı 2 alfa olur. Şuradaki alfanın gördüğü açı da aynı mantıkla 2 alfa olur. Şuradaki 15 derece karşı tarafa 30 olarak bakar. Ve devamında şu x'in kendisi zaten çemberin üzerinde olduğu için şu siyahla çizdiğim daire diliminden 30 ve 4 alfanın yarısı olan 15 artı 2 alfayı görür diyebilirim x için. Ve hocam sadece şuradaki dik üçgene bakarak alfa ile x'in de toplamı 90 derece dersem ben şu x'e direkt 90 eksi alfa ismini verebilirim. Şu iki tane denklemde alfayı sol tarafa alsam 3 tane alfa. Şuradaki 15 dereceyi de karşı tarafa atarsam 75 için alfanın direkt 25 derece olduğunu yakalayabilirim. Eğer alfa 25 ise x dediğim değerde 90 eksi alfa için direkt x için 65 derece gelir diyebiliriz. AB çemberi teyit vermiş. İki tane eşit işte açılar vermiş. Açı orta yani. ABD de 40 dereceyken x'in kaç derece olduğunu sormuş. Şimdi hocam şuraya bir alfa ve alfa dersem devamında şuraya beta diyecek olursam ADB açısı için şu çemberin gördüğü yay iki tane B olur. Ve şuradaki çemberin yayından ötürü şu A'daki küçük derece için 2B'nin yarısı olan B'yi görür diyebilirim. Devamında sadece şu üçgenin kendisine bakarak iç açıların toplamı 180 derece olacaktı. Sol taraftan 40, sağ taraftan B ve üst taraftan da 2 alfa artı B'nin toplamda 180 eşit olduğunu söyleyebiliriz. Eğer denklemden 40 inersem burası 140, 2 alfa ve 2 beta için de alfa artı betanın da direkt 70 olduğunu söyleyebilirim. Şimdi hocam alfa artı beta sadece şurası olduğu için veya direkt şöyle yapalım. Sadece şuradaki üçgene bakarak alfa ile betanın 70 derece olduğunu söyleyerek x'e de 180'den 110 derece kalır diyebiliriz. A ve CF şeklindeki kesişen çemberleri A ve C noktalarında teğettir demiş. 35 derece ile 85 dereceye vererek x'in kaç derece olduğunu sormuş. Şimdi hocam siyah açıyla, siyah ışınla şu BD'yi birleştirelim. Şuradaki A'nın bir miktarında olan 35 derece şurayı 70 derecelik Y ile görür. Ve aynı mantıkla şuradaki küçük açıda 70 dereceye baktığından dolayı şurası 35'tir diyebilirim. Ve devamında şuradaki 180 derece için karşı tarafın tamamı 160 artı ile 170 derece olur. Ve şu DC açısına bakarak, alfaya bakarak 170'in yarısı olan açının... Buranın da 85 derece olduğunu söyleyebilirim. Şimdi hocam, şu maviyle çizdiğim üçgene birazcık dikkatli bakarsak, 2'ye çok bir dış mantığıyla x ile 35'i topladığımda dışarıdaki 85'i veriyormuş. X artı 35 eşittir 85 için buradan 35 indiğimde x dediğim açıya da 50 derece kalır diyebiliriz. Bu soruda da A, B, B, D, B D, E çembere teğettir demiş. B açısıyla D açısının toplamı da 110 derece vererek X'in kaç derece olduğunu sormuş. Hocam B ile D'nin toplamı 110 ise ben şu aşınları devam ettirip yukarı topladığımda üçgenin iç açıları 180 derece olacaktır deyip buranın 70 derece olduğunu söyleyebilir miyim? Ve devamında şuradan bir merkez noktası çizsem ve A ile E'yi birleştirdiğimde şuradaki delta eti görmüşsünüzdür. Buradaki deltoid mantığıyla burası 70 ise karşı tarafı 110'dur diyebiliriz. Deltoid kuralı gereği. Ve şuradaki x için karşı tarafa 2x olarak bakıyor diyebilirim. Hatta kırmızıyla çizelim. Şuradaki x için 3 çemberin üzerinden baktığı için burası 2x'tir derim. Ve 2x 110'u görmek üzere x'in kendisi de 55 gelir. ABC üçgeninin içte çemberi verilmiştir demiş. 76 ile 64 dereceye devirerek x'in kaç derece olduğunu sormuş. Hocam 76 ile 64'ü topladığımda 76, 80, 140 yapar. Üçgenin iç açıları 180 derece olacağından buraya da 40 derece kalır diyebilirim. Ve devamında çemberin merkezi şurası olmak üzere. E'ye ve F'ye kiriş attığımda buralar 90 derece olur. Ve devamında şu dörtgenin iç açıları toplamı 360 derece olacağından şu ikisi 180 ise şuraya da 140 derece kalır diyebilirim. Şimdi hocam EF yayı için merkezden 140 ile göründüğünden dolayı ben bu yayın direkt 140 derece olduğunu söylesem ve x'in bulunduğu konumu gereği karşı tarafı 2x ile göreceği için x'in kendisi de 70'tir diyebiliriz. AC ve AB çembere teğettir deyip 50 derece ve 100 derece de vererek x'in kaç derece olduğunu sormuş. Şimdi görmesi kolay olsun diye şurayı kırmızı ile çizelim ve şu iç tarafı da maviyle çizelim hocam. Dışarısı B ve içerisi A olmak üzere B'nin A çıkarttığım 2'ye böldüğümüzde bu karşı taraftaki açıyı vereceğinden direkt 2 ile de çarpıp B eksi A'nın 100 derece olduğunu söyleyebilirim. A ve B çemberin tamamını birbirlerini tamamlayarak baktıkları için B artı A'nın çemberin tamamı olan tam açı 360 dereceye eşittir derim. Ve bu denkleme bakarak A ve B'yi çekmeye çalışalım diyelim. 2 tane B 460 için B 230 ve 230'dan A çıkarttığımda 100 kalıyorsa A'nın da 130 derece olduğunu söyleyebilirim. Şimdi hocam, şuradaki A 130 derece ise er. ve B de 230 derece ise şuradaki 100 derecenin baktığı ışın için ben karşı tarafın 200 derece olduğunu söyleyebilirim. Bu 200 derecenin 130'u da buradaysa şuradaki küçücük yaya 70 kalır dersek. Ve x'in konumu gereği çemberin üzerinden baktığı için karşı tarafa x'in kendisi de 35 derece olur diyebiliriz. AB ve BC çemberleri teğet ve CAD açısı 70 derece ve AB ile CD açıları da birbirine eşit iken x'in kaç derece olduğunu sormuş. Şimdi hocam topu tutan kollar birbirine eşittir demiştik. AB'nin uzunluğu ile dolayısıyla BC'nin uzunluğu birbirine eşit gelir. Ve CD de yukarıdakine eşitlikten dolayı burası da eşit gelir. Ve şu x derecesini karşı tarafa ikiz kenarlık mantığıyla yansıtabilirim. Şimdi şu eşitlikleri silip görmenizi istediğim ince bir detay var. Şuradaki mavi üçgene bakarak 2 iç hop bir dış diyerek şuranın 2x derece olduğunu söyleyebilir miyiz? Eğer hatırlarsanız. Şimdi de 70 derecelik şu açıya bakarak bunun gördüğü karşı taraf çemberin üzerinden gördüğü için 140 derecedir diyebilirim. Ve devamında şu kırmızıyla çizdiğim 140 derecelik yay için 2x'in kendisi de 2 katıyla bakacağında ben direkt 4x'in 140 eşit olduğunu söyleyebilirim. 2x eşittir 70 için x eşittir de 35 gelecektir.